Sevgili izleyiciler, Dersim'de belediye başkanlığı düğümü çözüldü. Aralarında DEM Parti'nin de olduğu altı siyasi yapının bir araya gelerek kurduğu Dersim İttifakı seçimlerde ortak hareket etme kararı aldı. Dersim'de ilk defa bir araya gelen altı siyasi yapı Dersim'i birlikte kazanmak için çalışmalara başladı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerine... Yerel seçimlere sayılı günler kala Dersim'deki adaylık düğümünü bir araya gelen altı siyasi parti ve yapı çözdü. DEM Parti, Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi, Sosyalist Meclisler Federasyonu, Emek ve Özgürlük Cephesi ve Partizan'ın bir araya gelerek kurduğu Dersim İttifakı seçimlerde ortak hareket etme kararı aldı. Buradan halkımıza ilan ediyoruz. Altı siyasi parti ve yapının Dersim'de ilk defa bir araya geldiğini söyleyen EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, Artı Gerçeğe yaptığı açıklamada Dersim'i hem kazanmak hem de birlikte yönetmek için çalışmalara başladıklarını söyledi. Siyasi parti ve yapılarla bir süredir görüşmelerimiz sürüyordu ve ortak bir karara varıldı. Sadece merkez değil, ilçelerde olmak üzere ortak mutabakatımız oluştu. Ancak aday konusu ve hangi ilçelerden hangi parti adı altında seçimlere gireceğimiz ise netlik kazanmadı. Çalışmalarımız bu doğrultuda devam ediyor. Aslan, seçimlere dair ortak açıklamanın birkaç gün içinde yapılacağını ifade etti. Önümüzdeki birkaç gün içinde partilerin il örgütleri Dersim'de bir araya gelecek. Yeni döneme dair yapılacak çalışmalar hem de adaylık konusuyla ilgili ortak bir açıklama yapılacak. Demokrasi güçlerinin ortak ittifakıyla seçimden daha güçlü çıkacağız. Dersim'i hem kazanmak hem de birlikte yönetmek üzere bir çalışma içinde olacağız. DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, AKP'li Akdeniz Belediyesi Başkanı Mustafa Gültak'ın 31 Mart yerel seçimleri öncesi Akdeniz ilçesine seçmen taşıdığını belirtti. AKP Mersin Milletvekili Ali Kıratlı ise mecliste DEM Parti'nin Akdeniz ilçesine 5500 seçmen taşıdığını iddia etti. Kıratlı'ya cevap veren Bozan, ya bunu ispat edeceksin ya da özür dileyip istifa edeceksin dedi. Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, Akdeniz Belediye Başkanı ve Akdeniz Belediyesi'nde görevli 8 müdürün seçmen kayıtlarını Mersin'in farklı ilçelerinden Akdeniz ilçesine taşıdığını sizlerle paylaşmıştık. DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, Mersin'in Akdeniz ilçesine geçtiğimiz günlerde seçmen taşındığını açıklamış, iktidarın seçmen taşıma hamlelerini somut belgelerle ortaya çıkarmıştı. Bozan'ın teşhir ettiği seçmen taşıma belgelerine karşı AKP'li Mersin Milletvekili Ali Kıratlı mecliste DEM Parti'nin Akdeniz ilçesine 5500 seçmen taşıdığını ileri sürdü. Bozan ise Kıratlı'nın seçim hilelerini bayraklarla kapatmaya çalıştığını belirtti. AKP'li bir vekil çıktı mecliste, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milyonların önünde koca bir yalan söyledi. DEM Parti'nin Akdeniz ilçesine 5500 seçmeni taşıdığı yalanıydı. Seçmen usulsüzlüklerini de işte bugün bayrakla örtüyorlar. Bozan, Kıratlı'nın iddiasını ispat etmesini istedi. Akdeniz Belediyesi'ni tekrar kazanacaklarını vurguladı. Ya 5500 seçmen taşımaya dair iddiasını ispat edecek ya da o mecliste milyonların önünde bu ülkede yaşayan 85 milyon yurttaşa yalan söylediği için çıkacak, önce özür dileyecek, sonra istifa edecek. Akdeniz Belediyesi'ni yeniden biz kazanacağız, yeniden DEM Parti kazanacak. Akdeniz Belediyesi yeniden Akdeniz'de yaşayan yurttaşların yönetiminde olacak. Parti Meclisi İzmir gündemiyle toplandı. Parti kulislerine göre İzmir Büyükşehir Belediyesi için mevcut başkan Tunç Soyer'le Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın adı öne çıkıyor. CHP'de yerel seçim çalışmalarında en kritik viraja girildi. CHP Parti Meclisi İzmir gündemiyle saat 18'de toplandı. Parti kulislerine göre İzmir için mevcut başkan Tunç Soyer ile Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın adı öne çıkıyor. Kulislerde Soyer'in anketlerdeki oyunun son zamanlarda yükseldiği ve DEM Parti seçmeninin sıcak bakması nedeniyle potada olduğu ifade ediliyor.
Tugay'ın ise kurultay sürecinde Genel Başkan Özgür Özel'e desteğini açıklayan ilk başkan olduğu vurgulanarak İbren'in kendisinden yana daha ağır bastığı belirtiliyor. Kişisel polemik yapmadım bugüne kadar hiç kimseyle, gene yapmam. Parti meclisi öncesi CHP'nin eski genel başkan yardımcısı Eren Erdem, önceki akşam sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Tugay'ın aday yapılmak istendiğini, Soyer'in harcanmak üzere olduğunu iddia etti. Erdem, Soyer'in kurultay sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi nedeniyle değiştirilmek istendiğini savundu. Bazı hususlar var, önemli konular var. Partide Soyer ile devam edilsin görüşü dillendirilirken, Buğra Gökçe isminden yana görüş bildirenlerin sayısı da giderek artıyor. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Soyer ile devam edilerek krizin çözülmesi düşünülüyor. CHP'nin yeniden aday göstermediği Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, parti yönetimini Kürtlere ve Alevilere kıyım yapmakla suçladı. O iddialara tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ne Alevi'nin ne Kürt'ün tasfiye olduğu yok dedi. Ben belediye başkanı aday olmadığım için istifa etmedim. CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin tasfiye edildiğini iddia etmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel iddialarının ardından istifa eden İlgezdi'ye cevap verdi. Evet, kadın adaylar istiyoruz. Özel, ne Alevi'nin ne Kürt'ün tasfiye edildiği yok. Kendisi ben aday gösterilmedim deyip bunun üzerinden değerlendirme yapmış. Birkaç gün sonra o değerlendirmelerden pişmanlık duyacağını düşünüyorum. Üzüntüsüne veriyoruz dedi. Meclisimiz çok daha fazla gençle. CHP lideri Özel, sözcü yazarı İsmail Saymaz'a konuştu. İlgezdi meseleyi nesnel ve tarafsız değil, öznel bir yerden değerlendirmiş. 900 aday açıkladık, çok sayıda Alevi aday gösterdik ifadelerine yer verdi. CHP Genel Başkanı, Alevi adaylara bakması lazım, hangi Kürt'ün tasfiye edildiğini görmüş, böyle bir şey yok dedi. Partimiz, belediyelerimiz, meclisimiz çok daha fazla gençle. Özel, Kılıçdaroğlu yanlılarının tasfiyesiyle ilgili iddialara da açıklık getirdi. Kemal Bey'i en çok destekleyen iki arkadaşımızı Bursa ve Balıkesir'de aday gösterdik. Nereye koyacağız o zaman bu isimleri dedi. Dünya siyaset tarihine geçen adalet yürüyüşünü. Özgür Özel, Başak Demirtaş'ın adaylık çıkışı ile ilgili de konuştu. Tüm adaylıklar gibi o da demokratik bir hakkın kullanılmasına yönelik yaklaşımdır. Bir yorumum yok dedi. İYİ Parti ile devam ediyoruz. Partide istifaların yeni adresi bu kez İstanbul oldu. Buğra Kavuncu'nun İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı görevinde olduğu dönemde yardımcılığını yürüten Hakan Alkan partisinden istifa ettiğini duyurdu. 31 Mart yerel seçimlerine 81 ilde kendi adaylarıyla katılacaklarını duyuran İYİ Parti'de yaprak dökümü devam ediyor. İttifak kapılarını kapatan İYİ Parti, son olarak merakla beklenen İstanbul adayını açıklamıştı. Buğra Kavuncu'nun adaylığının açıklanmasının ardından bir istifa haberi daha geldi. Kavuncu'nun İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı yürüttüğü dönemde, İl Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Hakan Alkan partisinden istifa ettiğini duyurdu. Kimseyi hırpalamadan. Alkan istifasını sosyal medya hesabından açıkladı. Hakan Alkan paylaşımında, bir süredir genel merkezin yönetim anlayışı ve politikalarıyla şahsımın düşünceleri uyuşmamaktadır dedi. Bu nedenle İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı. İstanbul